Rahime Hatun, Osmaniye'ye bağlı Kayalı köyünün Kanlı Geçit mahallesinde 1890 yılında doğmuştu. Babası Abdullah, annesinin ismi ise Hatice'ydi. Osmaniye, 25 Aralık 1918'de önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransızların desteklediği Ermeni çeteleri Türk halkını katletmeye başlamıştı. Bu olaylardan sonra ise kısa süre içerisinde kasaba ve köylerde direnme hareketleri başladı. Kanlı Geçit'te çete reisi Hüseyin Ağa adamlarını toplarken Rahime Hatun da çeteye yazıldı ve savaşta aktif görev aldı. Cesaretinden dolayı kendisine çete içerisinde onbaşılık rütbesi verildi ve Rahime Hatun, Rahime Onbaşı ismiyle anılır oldu. Savaşta genellikle süvari olarak görev yapardı, bazen de piyadeydi. Çok hareketli ve aktifti. Bu nedenle kendisine tayyar, yani uçan Rahime de denirdi. Rahime Hatun, Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük mücadele gösterdi. Düşmana yapılan her saldırıda bizzat kendisi de görev alıyordu. 5 Ağustos 1920 tarihinde Ali Beyli mahallesinde düşman karargahı olan Hacı Ökkeş Ağa'nın evine bir baskın düzenlendi. Bu baskında Rahime Onbaşı da görevliydi. Çetin bir çatışma olmuştu. Bir ara düşman ateşinden Hüseyin Ağa'nın adamları başını kaldıramaz olmuşlardı. Bu sırada Rahime Onbaşı ayağa kalktı. Saçlarını pojudan çözerek haykırdı. ''Ben kadın olduğum halde düşmandan korkmuyorum. Siz erkek olduğunuz halde düşmandan niçin çekiniyorsunuz?'' Bu sözler üzerine düşmanın etrafı sarıldı. Bu sırada Rahime Hatun'un vurulduğu görüldü. Son sözleri şunlardı. ''Arkadaşlar, sakın cesedimi düşman eline koymayın.'' diyerek şehadet getirdi ve son nefesini verdi. Savaş başında rütbesi onbaşı olan Rahime Hatun, böylelikle en yüce mertebe olan şehitliğe ulaşmıştı. Rahime Hatun, Ulu Cami çevresindeki şehitlikte yatmaktadır. Mezar taşında ise şu dörtlük yazmakta. Yarınların sahibi, ey gençlik, iyi tanı. Ebedi sükunetle bu mezarda yatanı. Hak için, bayrak için canını feda edip sana armağan ettik bu mukaddes vatanı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.